Merhaba sevgili gençler sıfır organik kimya video serisine devam ediyoruz. Geçen dersimizde alkinler ve alkinin adlandırılmasından bahsetmiştik. Şimdi de sırada alkinlerin tepkimeleri var gençler. Hemen dersimize başlayalım. Bu dersimiz gençler asetlen ağırlıklı bir ders olacak. Asetlenin eldesi, özellikleri ve alkinlerin tepkimelerini de asetlen örnekleri üzerinden vereceğiz. Yani bir burada bir sınırlandırma var. Genel özelliklerinden tepkimene bahsedeceğiz ama hep asetlen örneğini kullanacağız ve Burada asetilenden soru gelme ihtimali çok yüksek oluyor. Zaten alkin deyince aklımıza hep asetilen geliyor. Asetlerin üzerine adlandırmaları geçen ders öğrendik. Hemen alkinin özelliklerini görelim. Bugün birkaç farklı tepkime türü öğreneceğiz. Yani biraz farklı gelebilir. Ama dedim ki bu bölümde kavrayacağınızı düşünüyoruz. Hemen asetlerin elde edilme yollarına bakalım gençler. Nasıl elde ediliyormuş. Asetlen diyor birçok organik bileşin üretilmesinde kullanılan bir ham madde olduğundan sanayide önemli bir yere sahiptir. Ve nasıl elde ediliyormuş bakın. Kok kömür ve sönmemiş kireç fırınlarda çok yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılır ve karpit elde edilir. Elde edilen karpit diyor suyla reaksiyon sokarak asetlen elde edilir. Burada asetlerin eldesi gençler 3 aşamada gerçekleşiyor diye söyleyebiliriz. Tepkimelerde zaman zaman 3'ünü görebiliyoruz. Birinci aşamada gençler kireç taşından e, sönmemiş kireç elde ediyoruz. Bunu zaten e, tyt seviyesinde de e, kullanıyoruz bu tepkimeyi. Elde edilen sönmemiş kireç de gençler kok kömürüyle yüksek sıcaklıkta ısıttığınızda karpit denilen bir madde elde ediyoruz. Karpit çok sık duyacağız bu asetilen sorularında. Karpit maddesini de suyla tepkime soktuğumuzda asetilen gazı meydana geliyor. Ve asetilen gazı yanıcı bir gaz olduğu için kaynakçılıkta geçmiş yıllardan beri kullanılan maddeden bir tanesi. Yani üç basamakta değerlendirebiliriz. Önce kireç taşından sönmemiş kireç. Sövmemiş kireçten kok ile beraber kalpide dönüşüm. Kalpitin suyla tepkimesinden asetilen gaz açığa çıkıyor. Genelde soru soracaklarsa tepkimeleri veriyorlar gençler ama son basama bilelim. Yani burada kalpitten asetilen eldesinde gençler dikkat ederseniz 1 mol kalpitten 1 mol asetilen gazı elde edildiğini unutmayalım. Yani kalpit kalpitten asetilen gazı elde ediliyormuş ve 1 molden bir mol asetilen gaz çıkıyormuş gibi aklımızda kalsın. Ve yine not olarak demişiz ki asetilen petrolün çok yüksek sıcaklarda parçalanmasıyla da elde edilebilir. Cracking tepkimesiyle e, cracking biliyorsunuz alkanlarda yine bahsetmiştik. Büyük molekülü alkanların parçalanıp daha küçük moleküllere dönüşmesi şeklinde anlatmıştık. Şimdi hemen asetilen özelliklerinden ve tepkimelerinden bahsedeceğiz. Asetilen özellikleri kullanım alanları diye böyle sözel bölümümüz var gençler hemen bahsedelim. Alkinlerin ilk üyesi olan asetilen oda koşullarının gaz halindedir. Bakın burada asetilen gazının e, kaynakçılıkta kullanılması kısmı ile ilgili bir görsel var. Yani bu e, maddemiz e, bu şekilde hızlı bir şekilde şiddetli bir şekilde yandığı için kullanılıyor. Erime noktası eksi 84, kaynama noktası eksi 75'tir. Suda çok az, asetonla çok çözünür diyor. Biz genelde e, maddelerin yani hidrokarbonların alkan, alken, belki çözünmediğini söylüyoruz ama asetlerinin suda çok az çözündüğünü görüyorsunuz. Ama biz genel itibariyle ne diyoruz? Çözünmez diyoruz. Yapısında karbon yüzdesi diğer hidrokarbonlara göre fazla olduğundan isti bir alevle yanar. Şimdi baktığım zaman genel formülü C2H2'dir. E, aynı şekilde 2 karbonlu alkenin genel formülü C2H4, 2 karbonlu alkanın C2H6'dır. Yani burada baktığım zaman e, karbon oranı en yüksek olan e, nedir? Asetilendir ve diğer hidrokarbonlara göre diyor isti bir alevle yanar. Çok çabuk alev alabilen asetilen gazı oksijenle çok yüksek derecede ısı vererek yanar. Bu nedenle diyor metallerin kesilmesinde kaynak işlemlerinde kullanılır. Yani yaklaşık 3500 dereceyi bulan sıcaklıklar var gençler. Dolayısıyla bakın buradaki metal kesmesini kaynakçılıkta sıkça kullanılıyor. Yine diğer bir madde asetilen gaz çok kararsız bir yapıya sahiptir diyor. Yüksek basınca maruz kalın patlar. Bu nedenle diyor saf asetilen gazının yüksek basınca sıvılaştırılması tehlikelidir. Bu nedenle asetilen gazla çalışırken dikkatli olması gerektiğini hemen söyleyelim ve burada sayısal bir soru çözüp akabinde alkinin tepkimine geçeceğiz gençler. Burada sayısal soru çok çıkacağını düşünmüyorum ama zaman zaman kaynaklarda karşılaşıyoruz yine. Yani normalde organik kimyada sayısal tercih edilmiyor. Sözel sorular geliyor. Ama kimyasal hesaplama sorusu gibi sorular türetilmiş. O yüzden öğrencilerimiz karşılaştığı zaman e, yapsınlar diye anlatmaya çalışıyoruz gençler. Burada hemen bahsedelim. E, rehber soru 7. Verilen tepkimeye göre de 25 gram kalsiyum karbonat kullanarak elde edilebilecek asetlen beşi kaç gramdır? Burada zaten tepkime hazır verilmiş. Alışın diye zaten bunları hazır verdik. Şimdi bakın başlangıç noktamız neresi? Kalsiyum karbonat. Kalsiyum karbonatın bir mol hesaplarsanız gençler yani çok standart 100 gram olduğu için unutulan bir sayı değil. Yani kalsiyum karbonat 100 gramdır bir mol Hesaptan 40, 12, 48 daha bu şekilde 100 gram yapıyor. Ve buradan ne yapıyorsun? Önce bunu elde ediyorsun 1 mol. bunu aldın. Burada tekrar 1 molünü kullandın. ve buradan 1 mol karbit elde ettin. E karpitin karbitin 1 molünü burada kullandın. Ve 1 mol asetlen. Yani baktığımızda zincirlenme bir reaksiyon gibi 100 gramdan başlayıp buraya kadar ulaşabiliyorsun ve e, bunun sonucunda ne kadar elde ediyorsun 1 mol asetilen gaz elde ediyorsun. Ama sonra da diyor ki 25 gram kalsiyum karbonat kullanarak elde edilen asetilen kaç gramdır? E şimdi 100 gram kullandığımda 100 gram asetilen şey 100 gram kireç taşına yani kalsiyum karbonattan 1 mol. Yani diğer ya yani 1 mol asetilen 1 mol asetilen ne kadardır? C2H2'den 12 24 26. Yani 26 gram elde ediyorsun. Ama 25 gramdan diyor. 25 gramdan ne kadar? 4'te 1 bir Yani 26 13 buradan 6,5 gram ne yaparsın? Asetilen gazı elde edersin diye söylüyoruz. Yani bu şekilde basitçe oranlanabilir. başka bir soruda ne yapacak gençler? Yani işte size kalpitin miktarını verecek ve diyecek ki bundan ne kadar asetilen gazı elde edilir? Burada kalpitin 1 ile karşılık asetilenin 1 mol olduğunu unutmayalım. Eğer 0,5 mol kalpitin varsa 0,5 mol de asetilen üretebilirsin diye söylemen gerekir birebir oranını unutmayın. Böylece tepkime vermezse eğer direkt ezberden de yapılabilir. Alkinlerin kimyasal reaksiyonları yani asetlen tepkime dediğim gibi asetlen üzerinden vermeye çalışacağız. Yanma tepkimeni verirlerdi. Yani tüm hidrokarbonlarda olduğu gibi alkinlerde yanma tepkimesi verirler. Hemen genel form üzerine yanma denklemini yazarsak yani şöyle bakın CNH2 2 en tane karbon olduğu için buraya ne yapıyoruz en yazıyoruz biliyorsunuz organik bileşikler yandığında yani hidrokarbon yandığında karbonoksit su çıkar e, karbon eşleme için n tane karbon girmiş n tane karbon çıksın diye buraya n yazıyorsunuz. Burada 2n-2 hidrojen girdiğine göre 2n-2 çıksın diye başına n-1 yazın. Böyle bir eşitlik sağlıyorsunuz. Tabi bunu ezberlemek yerine gençler biz bu şekilde ezberlemek yerine öğrendiğimiz ne diyoruz? Kendin yaz. Yani en bilinen örneğimiz neydi? Asetleni yak. Yaktığın zaman O2 ile burada hemen karbondioksit suyu hazır olarak yazacaksın. Hidrokarbonların yanında karbondioksit su çıkar. Yazdıktan sonra 2 karbon var başına 2 yazdın 2 hidrojen var başına 1 yazdın 4 oksijen burada bir de burada 5 Hemen 5 bölü 2 yazdın böylece 5 oksijen eşitlenmiş oldu Yani bakın 3n-1 bölü 2 diyor ya e, karbon e, buraya 2 yazmış oldu n2 olduğuna göre 3 kere 2 aldı 1 çıkar 5 bölü 2 yani bu sağlıyor Ama böyle ezberlemek yerine yani bunu ezberlemek yerine buradan kendin çıkarabilirsin diye söyleyelim Rehber soru 8. Karpit maddesinin suyla ile tepkimesine asetilen gazı ve sönmüş kireç oluşur diyor. 3.2 gram karpitten tam verimli elde edilen asetilen gazının tamamı O2 ile yandığında açığa çıkan h 2 kaç gramdır? Yani biraz daha zorlaştırdık gençler soruyu. Ne yaptık? Az önce öğrendiğimiz, yani az önce birebir olayını unutmayın demiştim. Burada karpitten önce asetilen elde edeceğiz ve sonrasında asetilen gazının yanmasıyla diye çıkan h 2 ona kadar. Yani hem bu tepkimeyi hem de bir önceki tepkimeyi kullanacağız. Ne demiştik? Kalpit'ten kalpitten birebir bakın yazmadan sizi kurtarmaya çalışıyorum. E, çünkü bunlar unutulabiliyor. E, asetilen eldesi. Yani C2H2 elde edeceğiz. E, 1 molden 1 molden 1 mol elde ediyoruz. E, şimdi baktığımızda 1 molden 1 mol elde ettiğimize göre bizim elimize ne kadar var asetilen gençler? E, Kalpit kalsiyum karbür 64 grammış. E şimdi 64 gramdan 1 mol elde ediyoruz. Ama biz 3.2 gram kullanmışız tam verimle. 3.2 gram olduğuna göre gençler oranlarsak yarısının virgül kaymış hali. 64, 32 virgül kaymış. O zaman yarısı 0.5 virgül kaydıysak 0.5 mol asetilen gazı oluşmuş diye böyle çıkarabilirsiniz. E şimdi bunu yazdıktan sonra bir de yak diyor bunu oksijenle. Hemen C2H2 yakalım yaktık. Az önce zaten yukarıda tepkimesi var bakın. Hemen yukarıdan kopya çekiyorum. Tabii siz ezberden yazacaksınız bunları. Buraya da 5 bölü 2. Yani denkleştirdik. Böyle bir tepkim var. Şimdi burada ne var? 1 mol asetilenden bakın 1 mol katsayısı 1. 1 mol asetilenden ne kadar su çıkıyor? 1 mol. Yani 18 gram diğer bir ifadeyle 1 mol su çıktığını görüyorsunuz. Şimdi 1 molden 18 gram çıkıyorsa 0,05'ten ne kadar çıkar diye oranlıyoruz. Yani baktığım zaman yine 5 katını ben böyle çarpıyorum yani 5 katının 2 virgül kaymış hali. Hemen 18'in 5 katını alıyorum. Nedir? 5 katı 5 90. Hemen virgül kaydırdık 2 tane 9 0 9 0 9 gram olarak bulmuş oluyoruz. İkinci olarak alkinler katılma tepkimesi verirler ki gençler bu bölümde yine ne yapıyoruz? Bir önceki derste hatırlatmaya çalışıyoruz. Yani bir önceki derste de alkenlerde özellikle Bahsettiğim bahsettiğimiz şeyleri aynen burada tekrar edeceğiz. Alkenler katılma tepkimizi veriyordu. Niye? Çünkü onlarda pi bağı var, doymamışlardı. E alkinlerde de pi bağı var. Onlar da doymamış. Ama onlarda iki tane pi bağı var. O zaman tek farkı gençler şu. E, alkenler gibi alkinlere de H2, HX -2 ve H2O katılması yapacağız ve sonuçlarını görmeye çalışacağız. E, en önemli farklarından bir tanesi, alkenlere 1 mol katılma oluyordu. Çünkü hemen bakın burada gösterelim. Alkenlerde bir tane pi bağı olduğu için katılma yaparken bir mol katıyorduk. Ama alkinlerde iki tane pi bağı olduğu için ne yapacağız? İki mol katacağız. Yani katılma her zaman iki katı olacak. En önemli farklardan bir tanesi bu. Hemen H2 katılmasıyla başlayalım. Ki yine şunu da atlatayım başlamadan önce. HX ve H2O katılmasında gençler ne vardı? Markov, Nikol kuralından bahsediyorduk. Aynısı burada da geçerli. Yani burada hidrojen çok olan hidrojen katılması vardı. Şimdi hemen haşi katılması yani alkinlere katılmadı. Asetlen önüne üzerinden gideceğiz. Asetlen diyor doymamış hidrokarbon olduğu için katılma tepkimesi verir. Yani alkinler katılma tepkimesi verir gençler. 2 pi bağı olduğundan dolayı da diyor 2 mol katılma gerçekleşir. Şuraya dikkat. Bu işlem katalizör olarak nikel platin ve paladyum eşliğinde gerçekleştirilir. En önemli noktalardan bir tanesi testlerde sürekli karşımıza gelecek eleyici bölüm. Katılma lintler katalizörlüğünde yani paladyum PD Lindahl katalizörü gençler. Paladyum ile gerçekleşirse kısmi hidrojenleme meydana gelir alken oluşur diyor. Yani burada gençler katalizör olarak eğer bunu seçerseniz burada 2 mol katamıyorsunuz. Bu işlem yarıda kesiliyor. Yani alkenlerde duruyor. O yüzden testlerde bunu soruyorlar. Ona dikkat edin Lindlar deyince aklınıza PD gelecek. PD de yarıda kesiliyor. Bakın aynı madde asetlen 2 mol tepkime sokuyorsunuz ama e, 2 mol katılmıyor. Yani C2H4. O yüzden burada sadece 1 mol katabiliyorsunuz. Çünkü C2H4 duruyor. Ama asetlerine 2 mol katlı nikelli platin olduğunda bu C2H6'ya kadar ilerliyor. Yani burada 2 olmayacak. bunu görün diye burada belirtiyoruz. Şimdi olay şöyle gerçekleşiyor. C2H2 maddesini önce 1 mol kattınız. Önce ne yapıyor? C2H4'e dönüşüyor. Şimdi alken gibi oldu artık. Yani i̇şte Alkene dönüştü. E şimdi buna bir daha katacağım. Çünkü yine bir bağ var. Bu sefer ne oldu? C2H6 sonuna kadar gitmiş Yani 2 mol H2 bu şekilde katıyoruz ve alkana dönüşüyor. Demek ki alkinlere hidrojen katıldığında alkana dönüşür diye söylüyoruz. Alkenlere hidrojen katıldığında alkana dönüştüğü gibi diye söylüyoruz. Burada linkten olayını asla unutmuyoruz. Yani başka bir örnek veriyorum şimdi. E, CH3, c CH nedir bu? Propin. Şimdi propene ne katacağım? H2 katacağım. Burada seçtiğim örnek nikelse ne yapabileceğiz? 2 mol katacağız. Önce birer mol katacağız. Yani birer mol kattığımızda bir tane buraya bir tane buraya gidecek. Ama 2 mol katma hakkım var. Çünkü 2 tane pi bağı var. Birer tane daha yollayacağım. Böylece neye dönüşmüş olacak? CH3, CH2, CH3'e dönüşmüş olacak. Bu şekilde yapıyoruz. Benzer bir şekilde gençler. X2 katılması aynen H2 katılması gibi. Asetilenler de diyor alkenler gibi kırmızı renkli brom suyun rengini giderir. Alkenlerde bahsetmiştik. E, bromlu suyun rengini giderir. Doymuşluk testiydi. E, bu tepkime de diyor bromun karbon tetraklordaki kırmızı renk çözeltisi kullanılır. Asetilen yapısındaki pi bağlı kırılır ve diyor brom atomları bağ kırılan karbon atomları bağlanır. Yani bakın gençler aynen H2 katılması gibi bakın burada sanki H2 varmış gibi düşünün. Birer tane birer tane ne yapıyorsunuz? Önce 1 mol yolluyorsun sonra 1 mol daha yolluyorsun. Böylece yani buralar doğmuş oluyor. Yani bromları e, ne yapıyoruz? 4 tane bromu pi bağlarını kırarak karbonlara ekliyoruz. Böylece ne yapıyoruz? Dihala elde etmiş oluyoruz. İsmi çok lazım değil ama burada katılma gerçekleşiyor. Alkinler de alkenler gibi suyun rengini gideriyor. Bu neydi? Doymuşluk testi. Alkanlar bu test, yani alkanlar bu tepkimeyi vermiyor. Çünkü alkanlara katılma olmuyordu. Bakın başka bir örnek. Propin üzerinden yine katılma yapmış. Katılma her zaman nereye oluyor gençler? E, pi bağlarını taşıyan karbonlara olur. Yani bunları nereye ekliyoruz? Buradaki karbonlara ekliyoruz. Bu şekilde yapıyı görüyorsunuz. Alkinlere HX katılması yani Markovnikov'dan faydalanacağız gençler. Asetlerine diyor fecl 3 yani demir 3 klorür katalizörlüğünde HCl katılımı vinil klorür oluşur. Alkinlere hidrojen halojenür katılması Markovnikov kuralına göre gerçekleşir. Aynı şekilde iki tane pi bağı olduğu için gençler 2 mol katılma gerçekleşiyor. Bakın dikkat edin. E, burada 1 mol asetlene diyor. 2 mol HCl katılması önce vinil klorür. Sonrasında 1-bir bir etan oluşur. Yani e, gençler önce e, alkene dönüşüyor. Sonrasında katılma devam ettiği zaman da e, alkana dönüşüyor diye söyleyebiliriz. Burada HCl diyor vinil klorür, markovnikov kuralına göre katılır. Bakın dikkat edin. Üçlü bağım var. Şimdi burada ne yapıyorduk? Hidrojenin çok olan hidrojen yolluyoruz. Şimdi asetlende belki lazım olmuyor Markovnikov ama daha büyük moleküllerde lazım oluyor. Şimdi bakıyorum hidrojen acaba buna mı yollasam buna mı? Sonuçta Markovnikov ne diyordu? Hidrojenin çok olan hidrojene yolla. Şimdi bakıyorum bunda da bir hidrojen var. Yani şunlara yollayacağız. Bunda da bir var, bunda da. O yüzden hiç fark etmiyor. İstediğine yollayabilirsin. Birini buna yolluyorum. Kloru da buna yolluyorum. Böylece bu yapı oluşmuş oluyor. Üçlü bağ ne oluyor? İkili bağ düşüyor. Sonrasında tekrar devam ettirdiğimde yine yolladığımda yine bir tane buna bir tane buna yolluyorum. Şimdi tekrar devam ettiğimde dikkat edin. H'leri tekrar yolladığımda hidrojeni kime yollayacağız şimdi gençler? Bakın burada iki hidrojen var. Şimdi bu ya buna ya buna yollayacağım. Hidrojeni hidrojen çok olanı yolluyorum. Yani buraya yollayacağım. E klorda ne yapıyorum? Buraya yollayacağım. Bakın ne oluşmuş oluyor o zaman? CH3 C. Burada zaten hidrojen bir tane vardı. E, klor gelmiş oldu. CH Buraya bir CL, burada bir CL vardı. Yani baktığım zaman bir bir dikloro etan. Yani şurası etan. Bir de iki tane klor bağlı olmuş oluyor. Yani bu şekilde şu ikinci basamakta ne yapmış oluyoruz? Markovnikov uygulamış oluyoruz. Yani sizin burada bilmeniz gereken alkinler katılma tepkisi veriyor mu? Veriyor. Kaç mol katılıyor? 2 mol katılıyor. Bakın yine üç karbonluya en temel üyelerden bir tanesine katılma olmuş. Önce hidrojeni çok olana hidrojen. Bakın hidrojeni buraya yollamış. Kloru buraya yollamış. Sonrasında olayı devam ettirmiş. Tekrar iki mol katacağız ya. Bir hidrojeni tekrar buraya yollamış. Diğer kloru da buraya yollamış. Yani o yüzden klorlar aynı karbonda olduğunu görüyorsun. Bu şekilde yapıyı buluyorsunuz. Geldik öğrencilerimizin en çok kapısını karıştıran tepkimelerden bir tanesi. Su katılması. Burada farklı bir durum var gençler. Yani buralar biraz öğrenci karmaşık geliyor ama sorularda tepkime yazmanızı beklemiyoruz. Tepkimeyi yazmak yerine bilmeniz önemli. Yani kuralı bilmeniz önemli. Yani su katıldığında ne oluşur? Ne açığa çıkar? Bunu bilmeniz bile yeterli oluyor. Şimdi e, su katılmasına dikkat edelim lütfen. Burada biraz yorulduysanız e, mola verin. Sonrasında devam edin ama burası önemli. Şimdi su katılmasında gençler şöyle hatırlatalım. Alkenlerin su katıldığında ne oluyordu? İşte alkol oluşuyordu. Şimdi buraya dikkat edin. Civa sülfat katı özörlüğünde ve asitik ortamda gerçekleşir diyor su katılması. Bakın şurada bunları yazdık. Tepkime sırasında önce enol oluşur diyor. Enol kararsızdır. İkili bağ elektronu ve hidrojen atomunu yer değiştirmesiyle tautomer olayı gerçekleşir. Daha önce duymamışsınızdır gençler. Çünkü kimyada tautomer ilk defa burada anlatıyoruz. Kararsız enol bileşik kararlı aldehit bileşiğine dönüşür diyor. Yani burada hemen olayı anlatıyorum gençler. Asetlerine su katacağım. Hidrojeni şöyle düşünün. H ve OH gibi düşünün gençler ve Hidrojeni çok olma hidrojen az olma o aşağı olacağım. Ama iki tarafta da eşit olduğu için fark etmiyor. Hidrojeni gençler şuraya yollayalım. Buraya yolladık. O aşağı da buraya yollayalım. İkilik karbonlara yolladık. Şimdi üçlü bağ taşıyan karbonları yolladık. Bakın yollanmış hali burada. Yani hidrojeni buraya yolladım. O aşağı da buraya yolladık. Şimdi bunu yolladıktan sonra gençler yapı kararsız bir yapı yani enol dediğiniz bir yapı oluşturduğu için burada bir hareket yani bir değişiklik oluyor. Burada ikili bağ ve hidrojen yer değiştiriyor. İkili bağ gençler buraya doğru hareket ediyor. Buradaki hidrojen de bu karbona doğru hareket ediyor. Ve daha kararlı bir yapı olan aset aldeite yani aldeit yapısına dönüşüyor. O yüzden bakın iki hidrojeni varken hidrojen buraya geliyor. Hop 3 tane hidrojen oluyor. Burada da e, ne yapıyor? İkili bağ buraya gelmiş oluyor. Bu yapı ise daha kararlı bir yapı ve bunun birbirine dönüşümü olduğu için... Buna tautomer olayı diyoruz. Yani kararsız enol bileşiği kararlı aldehit bileşiğine dönüşüyor. Burada sizden istediğim şey şu. Asetilene e, su katıldığında aldehit oluşur. Diğer bir adıyla da yani oluşan ürün de aldehit'tir diye söylüyorum. aset aldehit oluşuyor. Diğer alkinlere ise gençler su katıldığında yani asetilen dışındakilere katıldığı zaman da onlar da ketona dönüşüyor. Şimdi siz aldehit ve ketonları tanımıyorsunuz ama zaten iki ders sonra hocamız ne yapacak? Bize aldehit ve ketonları da anlatacak. Fonksiyonel bileşikleri anlatacağız. Fonksiyonel grupların ne olduğunu tanıtacağız gençler. Yani iki video sonra o geliyor zaten. Şimdi asetilen dışındaki alkinlere dediğim zaman o zaman şöyle not düşeceğiz gençler. Bakın asetilene asetilen artı. Şöyle ezberlememiz bile benim için yeterli olacak. Asetilene su katıldığında aldehit oluşuyor gençler. Ama bunun dışındaki alkinler yani alkinlere su katıldığı zaman alkinlere derken hemen burada ne yapıyoruz? Asetlen hariç. asetilen hariç. Alkinlere su katıldığında keton oluşur diye bilseniz şu an için benim için kafi. Yani bu önemli. Şimdi hemen notumuzu okuyalım bakın. Asetlen dışındaki alkinlerde asetlen iki karbon olduğu için gençler iki karbonlu alkin dışındaki bir alkini kastediyoruz. Ne olduğu önemli. Dallanmış düz zincir 10 karbonlu 20 karbonlu. Önemli olan iki karbonlu asetlen olmasın. Eğer asetilen kullanmazsanız buradaki asetilen kullanmazsanız kararsız enol bileşiği bu sefer ketona dönüşüyor ve enol keton teotamerisi oluşuyor. Yani e, burada enol aldo tautomer dediğimiz yapı oluşuyor. Burada da enol keto dediğimiz ya yani keton ya da keto diyebiliriz. Enol keto tautomerisi oluşuyor. Burada dediğim gibi tautomer olayını size çok sormayacaklar ama asetilen su katıldığında aldehit, alkinlere su katıldığında keton oluşunu bilelim. Bakın buraya o o yapının bir örneğini yazayım. Şurayı sileyim tekrar gençler. Burada yukarıdaki örnek gibi bir örnek yazacağım. Vaktinizi çok almadan hızlı yazacağım. Hemen şuraya yazıyorum şimdi. Şimdi mesela diğer bir örnek en basit olduğu için onu alacağım. E, propin alıyorum. c 3 C, CH şeklinde yazdım. Hemen buraya su katacağım şimdi. Artı su, H ve OH şeklinde yazdım. E, olarak H2SO4'ü aldım. HGSO4'ü de yazdık. Şimdi ne olacaktı? Hidrojen çok olan hidrojen gelecek. Az olan diğer grup gelecek dikkat edin. Markovnikov'a göre yolladım. Yollanmış halini yazıyorum şimdi. CH3 C e buraya da hemen buraya OH geldi gençler bakın. Burada üçlü bağ vardı. ikili bağ düştü. Burası da CH2 oldu. Şimdi bakın bu yapı gençler kararsız enol. Hemen burada bir hareket oluyor gençler. İkili bağ oksijen olduğu yere kayıyor. Bu da buraya gidiyor ve gitmiş halini tekrar yazıyorum gençler bakın CH3 burada karbon var. İkili bağ teke düştü. Şurası ikili oldu. Gençler buradaki o hidrojeni de buraya yolladık. CH3. Bakın bu CH3 CO CH3. Bu da ketondur gençler. Yani bunun dışında ne kullanırsanız kullanın keton oluşuyor. Çok lazım mı? Şu an için size hiç lazım değil ama ne diyoruz? Alkinlere su katılması biraz karmaşık geliyor öğrendiğimize. Gerçekten de karmaşık. Öyle bir anda görmek mümkün değil. Ama dediğim gibi tepkime yazmanızı beklemiyoruz. Eskiden yazdırıyorduk 4-5 sene önce ama artık yazmıyorsunuz. Burada sizden istenen şey alkinlere su katla ne çıkar? Hemen özet olarak son kez yazıyorum. Alkinlere su katarsam ne oluşur? Keton oluşur. Ama bir de asetilene katarsam, asetilene katarsak, su katarsak o zaman da aldehit oluşur diye söylüyoruz. Hatta aset aldehit. Yani alkinler derken asetlerin hariç diye düşünmeniz gerekir. Rehber soru 9. 2 karbonlu alken ve alkin gazlarına oluşan 05 mol gaz karışımını platin katalizörleri tamamen doyurmak için 09 mol H2 gazı gerekmektedir. Buna göre karışımdaki alkenin kütlesi kaç gramdır? 2 karbonlu alkenimiz gençler nedir? C2H4'tür. Diğer alkenimiz nedir? C2H2'dir. Bunlar gençler ne diyor? Sur 5 mol gaz karışımı varmış ve platin doyurmak için diyor. H2 kullanıyormuş. E şimdi H2 ile doyurursak bir kere alkinler biliyorsunuz 1 mol katılır. Buradan C2H6 elde ederiz. Buradan hemen 1 mol olduğunu biliyoruz. Alkinlerde ise gençler nedir? Üçlü bağ taşıdığı için yani burada 2 mol katıldığını biliyoruz. E buradan hemen bunun da yine C2H6'ya dönüşeceğini biliyoruz. E şimdi burada Yorum olarak ne diyebiliriz gençler? 0.9 mol H2 gazı gerekiyormuş. Burada hemen şu yorum yapalım. Eğer bu e, x mol ise e, bundan da x mol gerekir. Bu yine y mol ise bundan da 2y mol gerekir diye böyle karışım sorusu gibi çözebiliriz. Burada şunu biliyoruz. X ile y'nin toplamı yani x artı y'nin toplamı 0.5 molmuş. Burada x artı 2y'nin toplamı da soruda ne diyor? Toplanan 0.9 mol H2 gerekiyormuş. Yani x artı 2y'nin 0.9 olduğunu söyleyebiliriz. Buradan hemen ne yapabiliriz? 2 bilmeyen denklemden çözebiliriz. Burayı eksiyle çarparsak eksi 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 diye buradan x'ler gider. Buradan y eşittir gençler 0.4 gelir. Yani buradan hemen c 2 h gazının 0.4 mol olduğunu bulmuş oluruz. Böylece bize neyi soruyordu? Karışımdaki alkin kütlesini soruyor. E, 0.4 mol C2H2 kaç gramdır gençler? 1 molü 12 24 26 gram ise 1 molü 26 gramsa 0.4 molü ne kadardır diye düşündüğümüz zaman 4 ile çarparsak 80 96 9,6 gramdır diye bulmuş oluruz. Yani cevabımız 9,6. Alkinlerin verdiği 3ün tepkimede gençler yer değiştirme tepkimeleridir. Alkinler yer değiştirme tepkimesi verirler. Hemen onu da anlatalım. Karbon karbon üçlü bağındaki karbon atomlarından hidrojen iyonları H artı şeklinde kolayca ayrılabildiği için diyor asitik karakterdedir. Ki e, nedir? Uç alkinler hidrojen içerirler gençler. Daha önce söyledik. iç alkinler hidrojen olmaz. Ve asitik karakterli hidrojen atomu içeren alkinlerdeki e, hidrojen atomları gümüş ve bakır metalle yer değiştirir. Metal asetilinleri oluşturur. Yani bu da yine ilk defa göreceğiniz tepkilerden bir tanesi gençler. Çok sık çıkıyor ama sözel olarak çıkıyor yine. Hemen örneğe bakarsak. Asetilen diyor bakır bir külön amonyaklı çözeltisinden geçirilirse kırmızı renkli bakır tuzu çöker. Asetilen gümüş nitratın amonyaklı çözeltisinden geçirilirse beyaz renkli gümüş tuzu çöker. Ve e, bilmeden olmaz bölümde bakın diyor ki amonyaklı gümüş nitrat çözeltisine tolens amonyaklı bakır bir külön çözeltisine de Fehling çözeltisi denir diyor. Bu isimleri de yavaş yavaş ezbereceğiz gençler. Yani tolens ve Fehling dediğimiz şeyler de amonyaklı çözeltilerdir ve amonyaklı gümüş nitrat dediğimiz şu e, yapı gençler tolens'tir. Yazalım buraya tolens. Amonyaklı bakır bir e, kloru çözeltisi de fehling çözeltisidir. Fehling. Böyle kalsın burada bu şekil. Şimdi neyi biliyoruz gençler? Buradaki asetlendeki şu hidrojenler ne yapıyor gençler? Yer değiştirme tepkimesi veriyor. Kimle? E, metallerle. Yani burada iki tane hidrojen olduğu için gençler bu hidrojenler gidiyor yerine bakın metaller geliyor. Biz bunları asetlenir diyoruz. Bakır asetlenir. Burası zaten asetlen biliyorsunuz. Bakır asetlenir. Yine benzer şekilde gümüş tat kullandığın zaman gençler yani işte buradaki gümüşler de buradaki hidrojenlerle yer değiştiriyor. Yani iki tane hidrojen gidiyor. Bu sefer de gümüş geliyor. Buna da gümüş asetlenir diyoruz. Yani asetlen gümüş asetlenir. Tabii ki yapısında hidrojen yoksa bu tepki mi olmuyor? Yani bakın alkanlar, alkenler ve iç halkinler diyor. Yer değiştirme tepkimesi vermez. Bu tepkimeler uç alkinin ayrıcıdır. Söz olarak yine soracaklar. Yani yer değiştirme tepkimesi alkinler veriyor diyoruz ama kesin mi? Hayır değil. Niye değil? E çünkü iç alkinler vermiyor. Uç olmak zorunda. Yani hidrojen taşımak zorunda. Bakın. E burada hidrojeni yok. Hidrojen olmayan bir yapı olması Ne yapacak? Yer değiştirme şansı yok. O yüzden tepkime yok diyeceğiz. Ama mesela yine bir şöyle bir örnek verelim. CH3C CH nedir? Yine bir uç alkindir. Yani propin. Bu verebilir mi? Verir. Ve kaç mol katılabilir? Gençler Bir mol. Yani şurası değişebilir. Yani sadece buraya bir metal gelebilir diye söz. İki tarafa gelme şansı yok. Sonuç olarak burada bu tepkimi olur diye söyleyeceğiz. Ve buna göre soruları çözmeye çalışacağız. Yani söz olarak sorduğu zaman uç alkinlerin tepkimesi olduğunu yani yer değiştirme tepkimesi deyince aklımıza uç alkin gelecek gençler. Yani işte. İç alkinler bu tepkimeyi vermez diye söyleyeceğiz. Az önce söylemiş şimdi tekrar edelim. Asetlerin diyor, ağır metal tuzları patlayıcıdır. Bu tuzlar kur haldeyken ufak bir salsa bile şiddet şekilde patlayabilir. Yani kararsız oldukları için basınca maruz kalmamaları gerekir diye söyleyelim. Asetlen gazı verilen tepkime göre amonyak gümüşe geçildiğinde diyor, 48 gram beyaz çökek oluşturuyor diyor. Buna göre karışımda kullanılan asetlen gazı kaç moldür? En fazla kaç gram H2 ile doyurulabilir? Şimdi bazı sorulara bakıyorum gençler kitaplarda tepkimeye bile vermiyor. Yani öğrencinin bunu ezberlemesini istiyor. Aynen az önce anlattığım Karpit'ten Asetler Endresi'nde birebir olayını unutmayın dediğim gibi. Burada Asetler'e gençler ne yapacaksınız? İki tane hidrojen yerine eğer tolens kullandıysanız AG bağlayacaksınız. Eğer Fehlin kullanırsanız bakır bağlayacaksınız diye düşünelim. Burada asetilen gazı ile verilen tepkime göre şöyle bir şansınız var. Hep asetilen üzerinden verilmesi yani başka bir alkin sormaması gerekiyor. Sorarsa Mühürat dışı gibi düşünebiliriz. Sonuçta asetilen üzerinden kitapta e, sınırlandırmış Asetilen tepkimeye de geçiyor. Asetilen gazı veren tepkimeye göre amoyaklı gümüştaç üzerinden geçtiğinde 48 gram beyaz çökerek. Yani şurası 48 grammış. Şimdi biz burada yorumlayalım. Burası 1 mol olduğunda. Yani sen 1 mol asetilen kullandığında. E, bundan oluşuyor. Kaç gram bu? Hesaplayalım bakın. 2 tane karbon var. Karbon 12, 12, 24. Şurası 24 e, AG'lerde 108 108 108 hesaplayalım bakın 108 108 216 220 240 yani şurası 240 geliyor Şimdi 1 mol'den 240 oluşuyorsa Senden ne kadar oluşmuş 48 gram oluşmuş o zaman ne diyeceksin 240'a 1 mol bu 480 olsa 2 katı olur yani O zaman bu 0.2 mol'dür yani hesapladığında 1 mol asetilenden 1 mol asetilenden tepkimeye göre 240 gram Beyaz çökelek oluşuyor. Beyaz çökelek oluşuyor diyelim. Beyaz çökelek ve yazamadım da gençler. Ve burada 48 gram diyor. 48 gram oluşmuş. O zaman ne yaptık? Oranladık. 2 katının bir kaymış hali diyelim. 0,2 mol asetilen kullanıldığını anlıyorsunuz. Kullanılan asetilen kaç moldür diyor. 0,2 moldür. En fazla kaç gram H2 ile doyurulur? Devamında soruyu aslında çözdünüz benim gözümde ama. Burada bir de asetlerini aldık. C2H2. Bir de doyuralım. H2 ile doyurduk. C2 H 2 H 6'ya kadar gider. En fazla diyor. Burada hemen buraya 2 mol ekleyelim. Yani nikel ya da platin tercih etmiş olalım. Paladyum olsa biliyorsunuz sadece alkene 1 mol katabiliyoruz. Buradan 1 mole karşılık en fazla ne kadar katabiliriz? 2 mol yani 4 gram H2 katabiliyoruz. Doyurabiliyoruz. Bizim 0.2 molümüz var. 0.2 molünü ne kadarla doyurabiliriz? 2 katın onda bir. Yani yani 0,8 gram H2 ile ne yapabiliriz? En fazla kaç gram dediği için 0,8 gram H2 ile doyurabiliriz diye böyle ikinci soru gibi çözmüş olalım. Dördüncü olarak alkinenin verdiği tepkim olarak gençler polimerleşme tepkimesi verirler diye söyleyeceğiz. Burada tabii ki yine asetlenle sınırlıyız. Diyeceğiz ki 3 tane asetlen molekülün 600 Celsius sıcakta bir araya gelmesiyle yani trimerleşme diyoruz. Benzen bileşi elde edilir. Benzen eldesinde yine bundan bahsedeceğiz ileriki bölümde gençler. Yani bir sonraki dersimiz aromatik bileşikler. Yani hidrokarbonun son kısmı. Şimdi 3 tane asetlerini aldık ve 600 Celsius'ta gençler bir araya getirdiğimizde benzen yapısını oluşturuyor. Ve bu da polimerleşme tepkimesi olarak kabul ediliyor. Not olarak da gençler asetlerin haçiyle katılmasıyla oluşan vinil klorür polimerleşerek polivinil klorür yani PVC bileşiğini oluşturur diyor. Tepkimesi burada var gençler. Bakın asetlerine haçiyle kattığımızda Burada Markovnikov'a göre zaten e, uyguluyoruz ama Markovnikov'a bile ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü asetilende iki tarafta da eşit hidrojen var. Hidrojenin birini kloru birine yolladığınızda vinil klorür yapısı oluşuyor. Vinil klorür de bir alken yapısında olduğu için alkenler biliyorsunuz polimerleşiyor. Yani eee asetilenden önce vinil klorüre dönüştürüyoruz. Oradan da nirek e, polimerleşme tepkimesiyle e, çok önemli bileşikler elde edebiliyoruz. Yani e, polimerleşme tepkimesinin önemli hammaddelerinden birisini elde etmiş oluyoruz diye söyleyelim. Etkinlik sorumuza baktığımızda gençler bileşi ile ilgili aşağıdaki ifadeler doğru ya da yanlış olarak cevaplayınız diyor. baktığımızda alkinin ikinci üyesi yani etinden sonra asitlenden sonra propin örneğini görüyorsunuz. Buna göre değerlendireceğiz. Konunun bir özeti gibi düşünebilirsiniz. Bu soruyu doğru yapan arkadaşlar zaten hepsini öğrenmiştir. Amacımız bu etkinliği full yapmanız. Önceden yapıyorsunuz. Eğer hepsi doğruysa artık kalkın gidin. E, İstediğiniz soruyu çözersiniz. Soru bankanızda açın hepsini yaparsınız diye söyleyelim. Şimdi hemen uç alkindir diyor. E, baktığımızda uç alkin midir? Uç alkin olması için e, çoklu duban kenardaki karbonda olması gerekir. Ya da hidrojen içermesi gerekir. Bakıyorum çoklu bağ karbon hidrojen var. Uç alkindir doğru. E, Bromus ürün rengini giderir diyor. Alken ve alkinler e, gideriyordu. Doymuşluk testiydi. Yani BR2 katılması ki katılma tepkimizi verir. Doğru diyeceğiz. Amonyaklı bakır bir klor çözeltisi kırmızı çökerek oluşturur ki buna Fehling diyorduk. Fehling çözeltisi. E, kim veriyordu? Yine e, uç alkinler veriyordu. Uç alkinlerin tanınma tepkimesiydi. Bu uç alkinler yine vermez. Burada ne gelecek? Bakır gelecek. Bu Fehling çözeltisi. Doğru. Suyla katılma tepkimesi verir ve aldehit oluşur diyor ki e ne demiştik gençler? Asetilen e, suyla katılma tepkisi verdiğinde tautomer dediğimiz olay oluyordu ve aldeit oluşuyordu ama diğer alkinlere katılmasında ise keton oluşur. Yani bu aldeit dediği için yanlış. Katılma tepkimesi verir ama aldeit değil keto. Enol keto tautomerisi oluşur. Bu yanlış diyeceğiz. 1 e, mol ile 2 mol H2 ile tamamen doğrulur diyor. Burada 2 pi bağ olduğu için 2 mol ile doğrulur. Tamamen doğru cis gösterir diyor yanlış. Alkenler gösterir, alkinler göstermez. Siklopropenle ile bu fazla olmuş gençler. Yapı izomeridir diyor. E bu 3 karbonlu halkalı. Yani C3H normalde e, alkenler C6 2 çıkardık 4 olması gerekir çünkü halkalı yapıymış. C3H4. E bu da C3H4. O zaman nedir? Yapı izomeridir ki yine ne demiştik? E alkinlerle alkenler ve alka diyenler e, yapı izomeridir. Yani doğru. konu izomeri vardır diyor. Bunun konu izomeri yoktu. Çünkü çoklu bağ baktığımızda gençler bir nolu karbonda ve buraya yazsanız da yine aynısı olmuş oluyor. O yüzden kolum izomeri yoktur. Vardı dediği için yanlış. HB ile katılma tepkimesi verir diyor. Bunu yine düzeltiriz gençler. Verir olacak burası. burada yine alkinler katılma tepkimesi veriyor. Yani doğrudur diyeceğiz. Suda iyi çözünür diyor. Alkinden suda iyi çözünmez. Niye çözünmez diyoruz zaten. Yani çözülmez yanlış. E, CNH genel formüle sahiptir diyor. Alkinlerin genel formülü CNH gen artı 2 değil. CNH gen eksi 2'dir. Yanlış olmuş. özel adlandırılması metil asetlendir diyor. Asetlerini aldık. Yanında bir tane metil görüyorum. Metil asetlendir. Yani doğru diyoruz. Bu şekilde işaretlemiş olmamız gerekir diye söyleyelim. Şimdi rehber sorularla bu bölümü tamamlayacağız gençler. Hemen sorularımıza bakalım. Yukarıdaki tepkimelerle ilgili aşağıdaki hangisi doğrudur? Hemen baktığımızda Y bileşiği etandır diyor. Hemen burada karpiti görüyorsunuz. Karpite su katılmış. E karpite su katıldığında asetlen elde edilir. Yani X bileşiği asetlendir. Asetlerini de doyurursak H2 ile Lindlar katılacağına 1 mol katılır zaten. Buradan da C2H4 elde edilir. Yani Y bileşiği etan değil etendir. Bu yanlış olmuş. Zaten doğru arıyoruz. X doymamıştır. Y ise doymuş hidrokarbondur diyor. E i̇kisi de doymamıştır. Çünkü bu da e, alkanlara kadar doyurmadık. O yüzden e, doymuş dediği için yanlış. E, X alkenlerin ilk yöresi olan asetlendir diyor. X alkenlerin ilk yöresi olan asetlendir. Alkinlerin ilk üyesi olan asetlendir. Bir kere asetlen alken değildir. Yanlış. İçerikteki karbon atom sayısı eşittir diyor. Her ikisinde de iki tane karbon var. Yani bu doğrudur. İki tepkime de katılma tepkimesidir diyor. E, katılma tepkimesi. Şu ikincisi katılma tepkimesi. Hidrojeni buna katıyoruz ama bu bir katılma tepkimesi değildir. Yani bu yanlış olmuş. Cevabımız değişik. Hidrokarbon olduğu bilinen X ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor diyor. Buna göre X hidrokarbon aşağıdaki hangisi olabilir? Amonyaklı gümüşler çözerse çökerek oluşturmuyor diyor. E, tabii ki burada şimdi X hidrokarbon diyor. Alkan, alken, alkin ya da aromatik olabilir. E, bu ipuçlarına faydalanacağız. Ee, tek tek okuyalım Ameliyatlı gümüş tat çökerek oluşturmuyor Kimler oluşturuyordu ameliyatlı gümüşte hatta gençler ee, Uç alkinler Bir kere uç alkin varsa direkt bunları eleyelim Oluşturmuyor diyor Bu gitti bu oluşturur Bakıyorum alkin var mı var ama zaten iç alkin yani Bir a şıkkını birinci ifadeden eledim ee, Bir mol tamamen yakıldığında Aynı koşulda 4 mol karbonatı açığa çıkıyor diyor Şimdi buradan ne anlıyoruz 4 mol karbonatı çıkıyorsa 4 mol karbon içeriyordur Bir molü Bakıyorum hepsi 4 karbonlu mu şu mesela 1 molünden 2 mol karbona çıkar. Bu da gitti. geriye 3 tane kaldı. 1 molüne 2 mol haşik katılıyor diyor. Yani 2 tane p ba taşıması gerekir. Bu da gitti. bu da gitti. O zaman cevabımız direkt bu olmuş oldu. Diğerini okumadan bile söyleyebiliriz. Cistans göstermiyor diyor. Zaten alkinler cistans göstermez diye söyleyelim. Yukarıdaki yapı formülü verilen bileşikle ilgili aşağıdaki verilen ifadenin hangisi yanlıştır? Bromlu suyun rengini giderir diyor. Bu bir alkin olduğu için gençler bromlu suyun rengini giderir. Alken ve alkinler gideriyor. Hasiyeli katılma tepkimesi verir diyor. Alkinler katılma tepkimesi verir. Uygun şartlarda suyla katılma tepkimesi verir ve alkol oluşur diyor. Alkol oluşmaz. Alkinlere su katıldığı zaman asetlerine katılırsa aldeyip diğerlerine katılır. Keton oluşur. Bu yanlış olmuş. Ameliyatik gümüşler çözelse tepki verir ve beyaz çökelik oluşturur diyor. Evet uç alkinler Yer değiştirme tepkimi sonucu beyaz çökerek oluşturur. 1 mol yanlı 5 mol karbondioksit oluşturur diyor. 1, 2, 3, 4, 5 karbon olduğu için 5 mol karbondioksit oluşturur. Doğru. Cevabımız C şık. Rehber soru 14. X bileşiği ile ilgili şu bilgiler veriliyor diyor. Buna göre X bileşiği aşağıda hangisidir? Cistransömer yoktur diyor. Alkenlerde Cistransömeri vardır. Şıklarda zaten alkenler var mı? Var. Bir kere olan baktığım zaman şunda Cistransömeri yoktur. Yani... E, şunda ise cis var. Bir kere şu şıkkı gençler ne yapabiliriz? Eleyebiliriz. Çünkü cis yoktur diyor ama E şıkkında var. Molekülde pi bağı bulunuyor diyor. E, burada baktığımızda B şıkkında da pi bağı yok. Bunu da eleyebiliriz. Toler çözerse beyaz renk çökerek oluşturmuyor diyor. Kimler beyaz çökerek oluşturmuyordu gençler? Beyaz renk çökerek oluşturanlar biliyorsunuz e, uç alkinlerde Uç halkinlerin e, tanınma tepkimesiydi. E, baktığımızda şu uç alkin bu beyaz çökerek oluşturur. Bu da uçak bu da beyaz çökerek oluşturur. E, alkenler e, beyaz çökerek oluşturmaz. Yani bu e, oluşturmuyor dediği için D şıkkı olduğunu anlıyoruz. Yani hem cis izomeri yok, hem pi bağı e, bulunuyor, hem de beyaz renk çökerek oluşturmuyor diye söylenen yani cevabımız bu üçünü sağlayan D şıkkı diye söyleyelim. Evet bugün dersimizle ilgili son sorumuz gençler. 2 karbonlu alkan, alken ve alkin gazdan oluşan 1,5 mol karışım diyor. Ama o yaktık geçirildiğinde 120 gram beyaz çökerek oluşuyor tamamen doyurma içinde 1,2 mol BR2 harcanıyor diyor. Buna göre karışımdaki alkan kaç gramdır? Yine çıkmasına ihtimal vermediğim sorulardan bir tanesi ama iyice bu tepkimeleri kavratmak için sorulan sorulardan bir tanesi daha gençler. Hemen 2 karbonlu alkan yani C2H6 2 karbonlu alkenin C2H4, 2 karbonlu alkenin C2H2. Bunların toplamı gençler 1,5 molmuş ve Burada amonyakti gümüş nitrat çözeltisinden geçtiğinde 120 gram beyaz çökerek oluşuyordu. Bir kere bu tepkimeyi kim veriyor? C2H2 veriyor. Hemen geldik buraya. C2H2'yi aldık. Burada amonyakti gümüş nitrat çözeltisi. Yani AGNO3 ile tepkime sokacağız gençler. Tabii ki 2 mol olacak amonyakti gümüş nitrat. Çünkü yapısında iki tane hidrojen var. Açık halini düşünürseniz şöyle gençler. Bugünkü derste yine anlatmıştık. Şöyle bir yapıda buradaki AG'ler bu hidrojenlerle yer değiştiriyordu. Dolayısıyla şöyle bir yapı oluşabiliyorsunuz. Buradaki hidrojenlerin yerine AG'ler geliyor. Ve buna göre baktığımızda 1 mol asetilen kullandığımızda böyle bir yapı oluşuyor. Ve bunun kütlesi ne kadardır diye baktığımızda 12-12 24, 108. Bugün yine bir soruda daha yapmıştık. Topladığımızda ne yapıyordu gençler? 100, 216, 240. Yani 240 gram beyaz çökerek oluştuğunda 1 mol asetilen kullanmış oluyoruz. Sonra da 120 gram çıktığını söylüyor. Yarısı. Yani 0,5 mol asetilen olması gerekir ki 120 gram beyaz çökerek oluşsun. O zaman buradan şunu anlıyoruz gençler. Yani işte elimizdeki karışımın toplamı bu üçün toplamı 1,5 moldü. O zaman şunu bulduk. 0,5 molü buymuş. O zaman geri kalan karışımımızda 1 mol'dür diye söyleyebiliriz. Ve soruda alkanı soruyor. Yani şunu soruyor gençler. Şimdi bunu bulabilmek için de tamamen doyurmak için diyor 1.2 mol Br2 harcanıyor. Şimdi gençler Br2 harcanına göre bir kere C2H6 Br2 katamayız ama şu ikisine katabiliriz. Hemen geliyorum buraya tekrar. C2H2'ye Br2 katabilirim ve 2 mol katıyorum. Çünkü 1 molünde 2 mol e, beyrek katılması gerçekleşebilir. Yine yapısında üçlü bağ olduğu için gençler burada 2 mol katılma olur. Ve aynı şekilde C2H4'e ise 1 mol katabilirim. Buradan da gençler baktığımızda 1 mol'e 2 mol, 1 mol'e 1 mol. Şimdi ben zaten bunu 0.5 mol yani C2H2'nin 0.5 mol olduğunu biliyorum. Burası 0.5 ise demek ki ben buradan e, 1 mol Br2'yi burada kullandım. Yani baktığım zaman gençler 1 molüne 2 mol katıldığına göre benim 0.5 mol asetten olduğunu burada bulmuştuk. 1 mol BR2 burada harcamışız. E toplamda zaten 1.2 mol harcamışız. Demek ki gençler burada da 0.2 mol harcamışız. Çünkü toplam 1.2 olmalı. E burası 0.2 ise o zaman burası da 0.2 moldur. Yani C2H4'ün 0.2 mol olduğunu anladık. O zaman bu da 0.2. Toplamı 1'di. Demek ki c 2 h 6 0.8 mol olmuş gençler. Böylece Elimizde 0.8 mol C2H6 alkan var. Kaç gramdır diyor? 1 molü 12 24 30sa, 30 gramsa 0.8 molü ne kadardır diyoruz? Buradan 24 gram olarak bulmuş oluyoruz. Bu soru beraber dersimizi bitirdik gençler. Zor bir ders olarak değerlendirebiliyorum. Çünkü tepkimeler biraz farklı ve karmaşık gelmiş olabilir. Normaldir. Ama dediğim gibi söz olarak bilseniz yeterli. Bu sayısal soruyu çözemeyenler hiç dert etmesinler çok çıkması muhtemel değil diye hep söylüyorum. Ben hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki kimya bilen videosunda görüşmek üzere.